Manavyem'den merhabalar. Bugün Tekirdağ Saray ilçesi Ayvacık köyünde Tuncay Kaygın Bey'in misafiri olduk. Biz kesinlikle damızlık vasfı olmayan ineklerle, yerli kırma, melez bulduğumuz hayvanlarla kaliteli ekşi sperma kullanarak melezleme yapıyoruz. Bizim yaptığımız sistem bu. Başarılı bir sistem, kazançlı bir sistem. Ben her arkadaşımıza tavsiye ediyorum. Yerli kara anne, şerole baba, kaliteli bir tohum. Evet. Çıkan sonuç bu yani. Evet. Değerli izleyenler, sadece anneye odaklanmayalım. Abimizin dediği gibi, Tuncay Bey'in dediği gibi. Ya kardeşim, bana sütsüz inek lazım. Adam bana suratıma bakıyor. Allah'a bu nereden geldi? Bu nereden geldi? Kesinlikle yani, abi. Şarole F1 melezi, yavrusu F2 Angus melezi. En iyisini ben 3 milyar aldım. Değil mi? Yani. İkiye katlıyor yani kendini. Yani. Manavyem'den merhabalar. Bugün Tekirdağ Saray ilçesi Ayvacık köyünde Tuncay Kaygın Bey'in misafiri olduk. Kendisiyle 4 ay önce yine bir çekim gerçekleştirmiştik. Bakalım 4 ay önce ne vardı, hedefleri neydi, şimdi ortaya farklı bir şey koyabildik mi, ilerleme oldu mu, neler değişti? Bunlar hakkında bilgi almak için röportaj yapmaya geldik. Videomuza geçmeden önce Tuncay Kaygın ile Büyükbaş Hayvancılık kanalını takip edelim. Bizlere de destek olup abone olmayı unutmayalım. Tuncay abi, öncelikle videomuzu yeni izleyenler var, sizin daha önce çektiğimiz videoyu izlemeyen arkadaşlarımız var. Aramıza yeni katılanlar var. Öncelikle burada ne yapıyoruz? Onu anlatabilir miyiz? Hedefimiz ne? Neler yapıyoruz? Neleri başardık? Bunları biraz aktaralım abi. Böyle bir başlangıç yapalım. Öncelikle ben de herkese selamlar yolluyorum. Bizim sistemimiz farklı bir sistem. Farklı bir sistem uyguluyoruz. Piyasadan bulduğumuz kırma, melez, yerli dediğimiz damızlık vasfı olmayacak. Hayvanlarla etçi ırkları melezleme yöntemi yapıyoruz. Kaliteli sperma kullanarak yerli kırma hayvanları melezliyoruz. Öncelikle şunu belirteyim, kesinlikle damızlı vasfı olmuyor. Çünkü bu ülkenin damızlığa da ihtiyacı var. Evet, kaliteli hayvanlarla melezleme olmaz. Kaliteli hayvanı sadece ıslah edebilirsin. Yani herhangi bir problemi varsa daha kaliteli bir sperma kullanarak annesindeki kusuru örtebilirsin. Biz kesinlikle damızlık vasfı olmayan ineklerle, yerli kırma, melez bulduğumuz hayvanlarla kaliteli ekşi sperma kullanarak melezleme yapıyoruz. Bizim yaptığımız sistem bu. Aldığımız bızağlardan gelir gelecek. Onları besliyoruz. İşte kasaplık olarak yetiştiriyoruz ve satıyoruz. Ya da besilik olarak 6, 7, 8 aylık uygun gördüğümüz şartlarda piyasaya satıyoruz. Onun için mutlaka annesinin bakım ve beslemesi düşük olması. Evet abi. Yani hayvanın ne kadar cüssesi ufak olursa bakım ve besleme maliyeti de düşük olacak. Kesinlikle. Meradan yararlanması da yerli hayvanlar olduğu için çok daha iyi olacak kültürlüklerine göre. Hayvanlar diğer ırklara göre gerçekten meradan daha faydalanabilir. Bir de şimdi bizim arazimiz biraz engebeli bir arazi. Evet, dağlık, kesinlikle. Taşlık, orman arazi. Tırnak yapısı, ayak yapısı. Mutlaka bu çok önemli. Cüssesinin uyması yani, lazım. Hayvanların hepsini toplayamadık bile. Yani orman arazisinde gerçekten hayvan otlatmak çok zor. Yani normal araziye göre çok zor. Biz bu zor şartlarda bu sistemi yapmak için mücadele veriyoruz. Başarılı bir sistem, kazançlı bir sistem. Ben her arkadaşımıza tavsiye ediyorum. Merası olan, kaba yemini kendi üretebilen arkadaşlarımız. Yerliyorum. Angus melezlemesi, özellikle Angus melezlemesi ve diğer etçi ırk, işte Şarole, Limuzin, Belçika mavisi gibi ırklarla bu sistemi tercih edebilir. Peki abi, Angus'a değinmişken F1 melezlemesinde neden Angus çıkmasını tercih ediyorsunuz? Ya da ilk tohumu yerli hayvanlara Angus olarak neden tercih ettiniz o tohumu atmayı? Şimdi, bunu bize anlatabilir misiniz? Şimdi yerli ırklarda genellikle Angus çok güzel çalışıyor. Yani baskın çıkıyor. Çünkü Angus'un zaten kendi özelliğine baktığında baskın bir ırktır. Yani hangi hayvanla melezlersek melezleyelim mutlaka Angus'a daha çok çekiyor diyorsun. Baskın kalır ve kaliteli yavrular gelir. Şimdi bizim elbette bu işi devam ettirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yerli ırklarla kalmayacağız ki.
mutlaka bu işi bir üst level'a atlamamız gerekiyor. Evet. Bu sefer bizim F1'lere ihtiyacımız var. O F1'leri de Angus'tan üretmemiz gerekiyor. Bu Angus'ları bu sefer kendi ırklarıyla devam etmiyoruz. Yani Angus'la devam etmiyoruz. Ne yapıyoruz? İşte kendinden daha üstün et kabileşimi. Angus bir mera hayvanıdır. Evet. Yüksek karkas vermez. Yani zaten 300-350 kiloda kesilir. Çünkü daha biraz üste çıkmaya başladığında et yağlanır. Çünkü Angus'un özelliği bu. Evet. Mera hayvanı. Yoğun besleye gelmez. O zaman biz bu Angus ırkını ne yapacağız? Şarol melezleyeceğiz. Kendinden daha üstün bir et tutumu olan hayvanla. Daha yüksek bir ırkla melezleyeceğiz. O zaman yine hem heterozigot dediğimiz olay yine devam edecek. Çaprazlama devam edecek bu şekilde. Homozigotluğa yaklaşmıyoruz. Heterozigotluk devam. Aynen devam ediyor bu şekilde. Yine kaliteli azman melezleri üretiyoruz. Amaç budur. Bir nevi ortaya hibrit hayvanlar çıkıyor. Aynen yani kesinlikle. Peki abi bu hayvanlar yılın 12 ayı merayla beslenmiyorlar. Yok, yani kesinlikle. Ne kadar merayla besliyoruz, içeride nasıl bir besleme uyguluyoruz bu hayvanlara? Besleme maliyetlerimiz düşüyoruz merayla ama evet. İçerideki besleme koşullarımız nasıl? Kaba yemlerden mi yararlanıyoruz yine? Nasıl bir besleme yapıyoruz yani abi? Muhakkak sonuçta 12 ay boyunca merayla beslenmiyoruz. Kesinlikle. Sonuçta böyle bir şey yok. Zaten Türkiye şartlarında da böyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka bu hayvanları işte yine 3 ay, 4 ay dediğimiz gibi sürede mutlaka içeride besliyoruz. İçeride beslediğimiz zaman da şimdi hayvanların beslemesini de biz iki şekilde yaparız. Birincisi yaşam payıdır, biri de verim payıdır. İkincisi verim payıdır. Yani, size zaten süt olmadığı için yani süt sağlığı. Yani mutlaka hayvana sadece yaşam evet, payı yaşam veriyoruz. Payı yani, ama tabii yaşam payı verirken de hayvanı aç bırakmıyoruz. Evet yani. Kesinlikle abi. Yani hayvanın şimdi bağırdı hayvan güzel kilosunu alır. Bu hayvanların bir özelliği var. Hatta diğer yaptığım programda da çok eleştiri almıştık. Hayvanların çok zayıf olduğunu ve hayvanların kemiklerinin gözüktüğü gibi konulardan bahsetmiştik. Şu anda lafınızı böldüm. Baktığımız zaman da vücut kondisyonları işte gayet iyi durumda. Evet. Şimdi bu hayvanların bir özelliği kışın nasıl bakarsan bak. İstersen yemleri dök önüne olmuyor. Yani kül alma artık stres yapıyor diyebilirim. Evet. Çünkü hayvanın doğasında mera, mera var. Yani hayvan da meraya çıkınca kendini toparlıyor diyorsunuz. Kendini toparlıyor ve istediğimiz kiloya geliyor hayvan. Onun için bunların mümkün mertebe işte mesela şimdi sezonluk sezon şu anda işte arpamızı, buğdayımızı, mısırımızı, işte samanımızı, yulaf otumuzu, yoncamızı, mısır sılacımızı bunların hepsini yazdan stokluyoruz. Dışarıdan mı? Dışarıdan. Evet. Her şeyi dışarıdan. Bizim işletmemizde sadece mera var. Onun dışında aldığımız bütün kaba yemi dışarıdan alıyoruz. Yani herhangi ektiğimiz, biçtiğimiz bir arazimiz yok. Yok. Her şeyi dışarıdan satın alıyoruz. Bu bizim için artı bir maliyettir ama yine de kazanıyoruz. Çünkü meradan faydalanabiliyoruz. Kesinlikle. Ve aldığımız melez yavruların yüksek karkaslarından faydalanabiliyoruz. Şimdi kaba yemle besliyoruz. Dediğim gibi işte saman, yulaf otu, yulaf sapı, mısır sılacı bunlarla hayvanlarımızı besleme yapıyoruz. Zaten yine baharda Mart Nisan dediğimizde yine meralara başladığımız zaman çıkmaya. Meraya devam diyorsun. Yani meraya akşam gelince bir saman takviyesi herhangi bir şey yok. Sadece günlük ihtiyacını meradan karşılıyor. Nisan 1 dediğinde bu hayvanların bütün verdiğimiz şeyi kestik. Mart'ın 15'inde meraya başladık. Mart'ın 15'inde 15 gün alıştırma süresi. Çünkü o çok tazedir. Tabii yeşil yani yeşil. O hayvana dokunacaktır. Dokunacaktır. Aşılarından da bahsederiz biraz sonra. Evet kesinlikle abi. 15 gün alıştırma süresi. Yani ne veriyorsak işte mısır sılacı veriyorsak mısır sılacı, saman, yulaf otu onunla o şekil devam ettik. Ve 15 gün mera alıştırma periyodu yaptıktan sonra Nisan 1 dediğinde her şeyi kestik ve tamamıyla meraya bıraktık ve hayvanları ağırdan çıkarıp dışarı saldık. Yani sadece kışın verdiğimiz kaba yemlerin miktarını, porsiyonunu azaltarak evet. Merayla birlikte ortalama evet, bir karıştırarak. Yani 15 gün yani sabah aç gitmesin hayvan. Evet. Akşam günü kırağı da oluyor. Evet. Önce bir karnını kuru otla, kuru samanla. Doyursun. Kırağı da oluyor çünkü. Ondan sonra akşamüstü de yine biraz takviye yapar. Çünkü mera saati de az. Şimdi yaz gibi değil. Yazın baktığımızda işte sabahleyin 8.30'da salıyoruz. Akşam 8.30'da akşama eve geliyor ve saat uzun. Yani 12 saat. Ama şimdi kışın baktığımızda kırağı da olduğu için hayvan 12.30. Bir de zaten meraya çıkıyor. Zaten 4 dedim. Meradan geliyor. Yani yaklaşık 4-5 biz saat. Biz o esnada ne bekliyoruz hayvandan Mart, Nisan'da? Meraya alışsın. Yani ayakları alışsın. Çünkü 3-4 aydır hayvan zaten içeride. 15 günde sonra zaten meraya çıkacak. Yani, artık sadece meraya dayalı bir beslenme olacak. Şimdi buradan bir
soru mutlaka gelir. Bu hayvanları neden biz bağlı sistem yapıyoruz mesela kışın? O konuda da soru geliyor. Şimdi bu hayvanlar çok birbirlerine saldırıyor. Boynuzlarını kestik fakat biz hayvanların o işini çözemedik. Yani şu iş beslemeye geldiğin zaman evet, hayvanlar birbirine çok saldırıyor. Şimdi kışın besleme yapacağız ya. Yazın besleme olmadığı için, merada olduğu için hayvanlar birbirine zarar veriyor. Az önce dediğimiz gibi hani meraya alışkın bir hayvan. Doğasında mera var. Kapalı sistemde bir agresiflik, yani bir stres agresiflik oluşturuyor galiba. Salma olduğu zaman hayvanlar birbirine vuruyor. Yem yedirmiyorlar. Ufak işte büyükler ufakları dövüyor. Birbirlerine atlıyorlar. Onun için ben bağlı sistem yapıyorum kışın. Evet. Mutlaka bağlıyorum. Yani bunu tecrübe ettiniz. Bunun sonucunda bu yolu seçtiniz yani abi. Hıza atmalar oldu. Birbirlerini sakatladılar. Ayağı kırılan oldu. Her türlü sorunla karşılaşabilirsiniz. Çok bıza atan oldu. Bıza attığı için de çünkü bizim bir işletmenin geleceği bızağlardır. Eğer bızağlarımızı koruyamazsak, yaşatamazsak bizim yaptığımız sistemin anlamı. Evet abi. Abi şimdi anaçlarımızı aldık. Türkiye'mizin işte belli bölgelerinden evet, topladık. Getirdik işletmemize. Nasıl bir aşı protokolü uyguluyoruz? Evet. Yani evet, daha sonrasında kışın meraya çıkarken bir ön aşı programımız evet, var mı? Buzağlarımız olduktan sonraki aşı programları nelerdir? Bunlardan evet, bahseder misiniz? Şimdi öncelikle aldığımız hayvanların ne kadar aşıları yapılsa da biz güvenmiyoruz. Kendi işletmemize sokmadan ayrı bir bölgede 21 gün, 21 karantina gün arasında karantinada tutuyoruz. Ve hepsinin kan testlerini yapıyoruz. Brucella testleri, işte şaptır, çiçektir, bu tür hastalıklara karşı testleri yapılıyor hayvanlar. Çünkü özellikle brucella hayvanlarda çok ciddi bir hastalık, evet, yavru atma hastalığı. Onun için mutlaka o testleri yapıyoruz. O testleri yaptıktan sonra herhangi bir sıkıntı çıkmazsa daha sonra hayvanların iç dış parazitleri uygulamalarını yapıyoruz. Karma aşılarını yapıyoruz ve rapellerini yapılmak şeklinde ikişer kere yapıp diyoruz ki hayvanımız sağlıklıdır ve sürüye salıyoruz. Röportaj öncesinde bir konuşmamız olmuştu abi. Hani izleyenlerimize bir öneriniz var mı? İç dış parazit hakkında bana evet, bir bilgi evet, verdiniz. Tabii. Şahsi yani bir bilgi. Önemli bir nokta. Şimdi piyasada da gördüğüm yine takipçilerimizin bizlere sorduğu hayvanlarda iç dış parazit konusunda çok hata yapıyorlar maalesef. Şimdi iç dış parazit uygulamaları yılda 4 kere. Yani 2 kere, tekrarları yapıldığı zaman da 4 kere. Yani sonbaharda 2 uygulama ve baharda 2 uygulama olmak şeklinde 4 uygulama yapıyoruz iç dış parazitlere. Şimdi Tuncay abi siz İthal hayvancılığa son vermek istiyorsunuz evet, bir nevi. Evet. Benim anladığım o. Evet. Yani bu sistemle ithal hayvancılığa son verebilecek miyiz? Ülkemizdeki et açığını kapatabilecek miyiz? Elbette mutlaka. Yani şimdi bu yaptığımız bizim sistemle et açığını kapatabiliriz. Çünkü Avrupa da böyle yapıyor. Evet abi. Yani sonuçta bizim Avrupa'dan gelen, o işte Avrupa'dan Türkiye'ye gelen işte ithal angus'lar, Hereford'lar, bu tarz hayvanlar bunlar bizim aynı yerli ırklarımız gibi onların. Yani onlar da büyük sürüler halinde ve meralarda yapıyorlar bu işi. Yani dediğiniz gibi nasıl bize yerli kara, bozuk, aynen, işte aynen, Doğu Anadolu kırmızısı varsa. Çünkü o ırklar belli bir. Çünkü Güney Amerika tarzı özellikle Uruguay, Brezilya bu tarz yerlerden gelen hayvanlar, ithal hayvanlar belli bir seleksiyona uğramamış hayvanlar. Yani belli bir ıslah çalışması yapılmamış. Aynı bizim tarzdaki kırma hayvanlar gibi. Evet abi. Şimdi bu sistem, merası olan arkadaşlarımız bu sistemi yaptığı zaman, tercih ettiği zaman mutlaka piyasaya kaliteli besit danası. Şimdi pazarlara gittiğimiz zaman ve etrafımıza baktığımız zaman kaliteli besit danası bulmak çok zor. Çünkü baktığın zaman ya sütçü ırklar ya kombine ırklar yani Holstein, Montafon, Simmental tarzı dediğimiz hayvanların melezleri var. Fakat hem et açığın var. Kesinlikle. Et açığı var yani. Et açığını da kapatmak için bunu etçi ırklarda üreterek kapatabiliriz. Çünkü bunlardan alacağınız et kalitesi hem yüksek, et kalitesi hem iyi hem de karkası yüksek. Randıman yüksek. Randıman yüksek. Her şekilde kazanılır ve bu böylece ithal etmek zorunda kalmayız. İnşallah bu vesileyle Sayın Tarım Bakanlığı yetkilileri de bizim sesimizi duyar. İnşallah. Ve yani çünkü biz üretiyoruz. Biz üretmeyi seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz, devletimizi seviyoruz. Yani başka bir şeyimiz yok. Hayvancılık yapmak zorundayız ve üretmeliyiz. Yani ithal bir çözüm değildir kesinlikle. Yerli üretim desteklenmeli ve biz bu şekilde en güzeli bu ırklarla, hayvanlarla
bu işi çözebiliriz. Yani inşallah bu videodan sonra, izledikten sonra abi, sizin gibi orijinal fikirleri olan yetiştiricilerimizin sayısı çoğalacak. İnşallah, inşallah. Yani, yani bu iş biraz daha önem kazanacak diyeyim yani, yani. İnşallah patlayacak. Pratiğine baktığında çok zor bir şeydir. Meran olacak, kaba yemin olacak ve en önemlisi kaliteli tohum kullanacaksın. Önemli soru. Sperma diyorsunuz. Aynen, yani. Kaliteli sperma kullanacaksın. Ne attığını bileceksin. Ya bu konuda da sayın veteriner hekim arkadaşlarımız, üretici kardeşlerimize yardımcı olursa daha iyi olur. Çünkü üretici ve veteriner hekim bir ekiptir. İkisi ayrılmaz. Eğer ki koordineli olarak, çünkü biz işletmemiz de öyle. Biz veteriner hekimimizle koordineli olarak çalışıyoruz. Artısını, eksisini nedir, ne değildir tartışıyoruz, konuşuyoruz. Yani tartışıyoruz dedim, kavga etmiyoruz, konuşuyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz ve diyoruz ki biz bu ırkı kullanalım ya da bu boyu kullanalım. Pedigrisini inceliyoruz. Firmalarla görüşüyoruz ve uygun bulduğumuz hayvanları bunlara tohumluyoruz. Bu şekilde kaliteli tohum kullanarak bu şekilde de kaliteli melez yavrularımız oluyor. Yani şimdi piyasada baktığımız zaman annesine takılmasın. Annenin önemi evet. Yok. Yani ben kaliteli bir, mesela örneğin bir Simmental'dan, zaten Simmental kaliteli bir hayvan. Yani. Ondan zaten kaliteli bir yavru gelecek. Önemli değil. Önemli olan kalitesiz, önemli olan anneden... Kalitesiz anneden kaliteli bir yavru evet, üretmektir. Abi. Bunun yolu da kaliteli sperma kullanarak olur. Dediğim gibi Angus'ta, Limuzin'le, Şarole'yle, Belçika mavisiyle, Şarole'yle ve Belçika mavisinde zor doğum vardır. Buna dikkat etmek İlkinde gerekiyor. Değil mi abi? İlkinde evet, çok dikkat etmek zor gerekiyor. Zor vardır düvelerde. Ama özellikle bu tarz yerli kırma hayvanlarda herkese genellikle Angus'u tavsiye ediyorum ve çok verimli ve dayanıklı bir ırktır. Bu konulara da değinmişken isterseniz hayvanları birlikte evet, gezelim abi. Da gezelim. Bireysel somut olarak anlatalım evet, yani ne yaptığımızı göstererek anlatalım. Tam karşımızda Angus melezimiz var. Şu videoda. Siyah olan değil mi abi? Videoda çekmiştik onu daha önceki videoda. Onu Hereford'la melezledik. Zaten içerideki yapacağımız çekimde de yavrusunu da göstereceğiz size. Güzel bir dişi yavrusu oldu Hereford. Allah'ın izniyle onu bu sene Şarole ile melezleyeceğiz. Şu daha yavrusu ufak, daha melezlemedi. Bu F1 olan mı? Evet, F1. Bu F1. Yani şimdi, bu yerli karayla Angus'un melezlemesi. Annesini gösteririm evet. Biraz sonra. Yani şimdi arkadaşlarımız bu tarz hayvanlardan işte kaliteli yavrunun gelmeyeceğini düşünüyorlar. Yani ben şu onun dördüncü yavrusu şu anda. Dördüncü yavruya 7 aylık gebe. Angus'la melezledim. Yani insanlar bu hayvandan kaliteli bir yavrunun geleceğine inanmıyor. Ama kaliteli bir sperma kullanarak gerçekten iyi yavrular elde edebiliriz. Evet, iyi bir sonuca ulaşacaklar. Evet, özellikle Angus'ta. Yine orada da bir Angus melezimiz var. Şu yine siyah olan değil mi abi? Tele yakın. Yine Angus melezimiz var orada. Bu yine F1 galiba. Evet, evet F1. Bunlar F1. F1 melezi. Annelerini de birazdan göstereceğim size. Yani tırnak yapısında, kafa yapısında bir Angus. Yani orijinale benziyor evet. Zaten. Yani kendini renk tüy parlaklığından bile yani kendini böyle belli ediyor. Baktığın zaman çok farklı. Yani annesiyle hiçbir alakası yok. Ne yürüyüşü, ne duruşu, evet. Ne şeyi hiçbir şekilde benzemiyor. Yani mesela bak bu kırma, bu da ektir sayılır ama kırma, Simmental'la evet. Kırmışlar. Biz bunu annelerini satın aldığımız zaman bazıları gebe çıkıyor. Boş diye alıyoruz ama gebe çıkıyor. Kontrol ediyoruz gebeliklerini. Bu gebe çıkıyor ama sizin sisteminizin dışında oluyor yani bir nevi. Ama bıraktık onları da. Bu hayvan Montafon mu abi? Bu Montafon mu? Bizim emektarımız. Kaç yaşında abi bu hayvan? Şu anda 10'uncuya gebe. 10'uncuya gebe maşallah maşallah. Bu sene Limuzin yavrusu var onun. Limuzin melezi yavrusu var. Şu an var. Ne tohum yapmayı düşünüyoruz abi? Angus. Yine Angus. Evet. Bu İri olan Hereford melezi. Hereford melezimiz. Bunun annesi yerli karaydı. Yine piyasadan aldığımız, o da uygun aldığımız 200-300 kiloluk bir yerli kara bir inek. Yani annesi. Hereford daha böyle sanki gözüme iri geldi abi. Maşallah var yani böyle söyleyeyim. Maşallah. Şey, F1 melezi var evet yani. Ya şey yapıyor hayvan yani bazı boğaların yavruları çok baskın çıkıyor. Çok güzel çıkıyor. Ya genellikle çırpların hepsi kaliteli yani. Onu anlatmak istiyorum. Yine orada Şarole melezi yavrularımız şu var. Yavruyu çekebilir miyiz? Yani annesi yerli kara onun. 3 aylık daha. O yine F1. Evet F1.
annesi. Yerli kara anne, Şerole baba, kaliteli bir tohum. Çıkan sonuç bu yani. Değerli izleyenler, sadece anneye odaklanmayalım. Abimizin dediği gibi, Tuncay Bey'in dediği gibi. Aynen, yani zaten annesine aldanmasa. Bakın burada yine limuzin melezimiz var. Belçika melezimiz var. F1 bunlar. Şimdi bunlar Allah ömür verirse, nasip kısmet olursa seneye Angus'ta melezleyeceğiz bunları. F1. F2'ler elde edeceğiz. Evet, yani F2'ler elde edeceğiz onlardan. Angus'ta melezimiz. Şu jersey yavrusu yani, abi. Red Angus var. Red Angus diyorsunuz. O jersey kaç yaşında? O da 4. 4-5. Biz aslında yapacağız. 5.ye gebe. Yani anneye baktığımız zaman çok düşük cüssede bir hayvan. Yani küçük cüssede ama yetiyor. Yavrusuna evet. 6 kilo sütü çıkıyor. Yetiyor yani. Yavruyu da sütsüz bırakmıyor. Zaten çok fazla süte de ihtiyacımız yok. Biz genelde zaten sağım uygulamıyoruz. Evet, sağım uygulamıyoruz. 6 ay boyunca buzalar annelerini emiyor. 6 aydan sonra ayırıyoruz dişileri, erkekleri. Şu rengi alaca olan ne abi? Onlar da yine şarole melezi. Ya şimdi şaroleler ilk başta böyle sarım trak gibidir böyle. Daha sonra beyaza açılıyor, açılıyor, renk açıyor. Kendini açıyor. Şu doğduğunda sapsarı oluyor. O şarole melezi. Yine annesi onun bozırk. Bozırk. Yine limuzin melezimiz var. Bu da limuzin melezi. Erafort melezi. O da şarole montafon meleziydi ama açacak şimdi kendini. O da şarole Montafon'a şarole meleziydi ama açacak kendini. Yavaş yavaş açıyor. Yani. Sonuçlarımız güzel. Peki abi, bu yerli hayvanları ne kadara mal ettiniz en başta alırken? Yani ya piyasadan en uyguna bulduğumuz, yani bizim için dediğim gibi sadece annenin sağlıklı olması, yani herhangi bir hastalıklara karşı hastalık olmaması, yani özellikle Brucella hastalığına çok dikkat ediyoruz. Çünkü çok ciddi bir hastalık. Yani annenin tipi, rengi hiç önemli değil. Yani 2 milyara da aldığımız olmuştur. 3 milyara da. 4 milyara da. Ama yani 4 milyardan fazla vermedik. Çok yani. Fazla bir yatırım çok yapmadan anneye yatırım yapmıyoruz yani. Sağlıklı olsun. Sağlıklı yavruyasına olsun, yetecek için kadar iyi olsun yani. Aynen. Annesin yani bizim için o. Sütü de fazla olmasın. Orada da yine elimizin melezlerimiz var. Süt fazla olursa siz sağım yapmadığınız için onunla değinebiliriz. Yani süt fazla yani olduğu zaman biz şimdi sağım yapmadığımız için bıza ishal oluyor. Evet, onun için fazla süt içiyor. Yani ben şu hayvan almaya gittiğimde özellikle bazı üretici kardeşlerimiz uyanıklık yapıyor. Hayvanları sağmıyor. Akşamdan sağım yapmıyor. Memeleri, çünkü sütlü inek satacak evet. Ya. Memeleri şişmiş. Ben yine tam tersi diyorum ki ya kardeşim, bana sütsüz inek lazım. Adam bana suratıma bakıyor. Allah Allah. Bu nereden geldi? Bu nereden geldi? Kesinlikle yani, abi. Sütlü inek ister. Bu adam diyor sütsüz inek. Bana süt lazım diyor. Sadece buzağını doyursun. 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo süt yapsın yeter. Evet. Yani bana süt lazım diyor. Çünkü fazlası eğer sizin için zarar zaten. Şöyle bir şey. Eğer tamam sağım yapayım. Eğer ki bu hayvan 10 kilo, 15 kilo süt verirse ve sağım yaparsam, bu sefer o hayvanı o sapla samanla besleyemem. Mutlaka yem vermem yani gerekiyor. Yani tane yem en azından, enerji protein ya, kaynakları yani vermeniz lazım yani. Şey, bir enerji harcıyor. Kesinlikle. Sonuçta yeşil yiyor, kuru ot yiyor ve hayvan süt veriyor, beyaz süt veriyor. Yani mutlaka bu sefer bakım ve besleme maliyeti yüksek olacak. Onun için o bizim sistemimize geldi. Mesela yine anlatmıştınız, jersey hayvanınız vardı. Yine süt verimi yüksekti. Evet. Dediğiniz gibi ilk başta iki memeyi kendimize sağdık. Evet, iki memeyi, İkisini yani yavruya bıraktık iki dediniz. İki memeyi de yavruya bıraktı ama bu bir engamedir ve işçilik ister. Ya tabii yani ek bir işçilik oluyor abi. Şimdi 100 tane hayvanı bir çoban çalıştırabiliyoruz ama eğer ki sağım işi yaparsan 100 hayvana 3 tane çoban lazım. Yani. Dediğiniz gibi o orman taraflarına meraya gittiğinde yani, hayvanları bulmakta. 100 tane hayvanı bir çoban rahat bu şekilde şey yapıyor, otlatabiliyor, idare edebiliyor ama öteki türlü sağım olduğu zaman ve mecburen en erken gelecek hayvanlar. Sağım yaptığımız için erken sağıma girmesi lazım. Onun için çok engameli iş ve bizim sistemimize mesela limuzin melezi var arkada. Şu sol, şu değil mi abi? Hepsi bacak. Kaç aylık abi bu hayvan şimdi? O 7 aylık o. 7 aylık. Aha. Gayet bacak yapısı yani, böyle güzel. İri maşallah. Onlar gel kızım, gel kızım. Gel. Gel. Damızlıklarımız sakin gel. Hayvanlar. Gel. Hiç gel. Gel. Tek sıkıntı gel. Besleme yapınca değişiyorlar. Değil mi? Besleme yapmadığımız sürece herhangi bir problem yok. Besleme yaptığımız zaman yani beni rahat bırak diyor hayvan, gerisine karışma, ben sana zaten verimi vereceğim. Bu hayvanlara fazla müdahale etmiyoruz. Yani mesela veteriner doğumlarına falan pek müdahale etmiyorsun. Doğal olarak, doğal bırakıyoruz hayvanları. Kendi akışına bırakıyoruz. Yani zor doğum olmadıkça, zaten zor doğumla pek karşılaşmıyoruz ama
zor durum olmadıkça da müdahale etmiyoruz. Çünkü ev dışarıdan hayvana ettiğimiz müdahale ya hayvanla metitis çıkarır. Ya da bir yani, kusur bırakır yani. Bir kusur bırakır. Onun için çünkü bu hayvanların tekrar gebe kalması gerekiyor. Yani 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde tekrar gebe kalması ve her ay işletmemize sağlıklı bir buzağı vermesi kesinlikle gerekiyor. Yani iyi bir işletmenin... Yani her şeyi ucu ucuna tutuyoruz ve işletme kayıtı tutuyoruz. Hiç o kayıtları kaçırmamamız gerekiyor. Yani eğer ki hayvanın, ben dediğim gibi hayvanın rengine şeyine bakmam. Farz et ki hayvan her yıl bana bir bıza vermiyor. Ya işte bu hayvanım güzel, dur bir sene daha tutayım, bizde olay yok. Hemen sürüden ayıklama. Hemen kes çünkü her yıl ayıklıyor. Çünkü bir maliyettir yani o size, ek bir maliyettir. Çünkü yerine ben onu alsattım yine kesinlikle. Alırım. Çünkü bizim avantajımız var. Sonra bu işe yeni başlayacak insanlar da ilk önce çünkü en önemli bir işe başlıyorsun. Belli bir ağır yatırımı yapıyorsun. Hayvan yatırımı yapıyorsun. Evet abi. Bizde hayvan yatırımı çok düşüktür yani. Ve kaybın yok. Oldu ki başaramadın, beceremedin. Olur, insanlık hali yani. Biz de girirken acaba yapar mıyız, acaba yapamayız mı diye çok düşündük. Farz et ki yapamadın. En kötüsü besiye çekersin, kurbanda iki katı fiyat katarsın. Kesinlikle abi, kesinlikle. Yani, zaten zayıf yani, olarak geliyor hayvanlar. Kurbanla satmak istesem 7-8 bin liraya satıyor. En iyisini ben 3 bin lira aldım. Değil mi? Yani. İkiye katlıyor yani kendini. Yani böyle düşünmek gerekir yani. Alırken de kaybetmiyor. Yani olur da yani nasıl diyeyim, yapamayız, beceremeyiz. Bir sürü aksilik çıkar, bir şey olur. Çoban bulamayız çünkü bizim en büyük sıkıntımız çoban. Yani evet. Çoban çünkü... Şu an piyasaya baktığımızda kimse pek yanaşmıyor abi. Evet. Çünkü çobana ihtiyacımız var. Herkes de bu işi yapmıyor. Onun için çoban sıkıntımız var. Oldu, adam bulamadı, çoban bulamadı. O zaman ne var? Satabilir yani. Değil mi? Kesinlikle. Şu beyaz hayvan abi kafama takıldı. Limuzin mi var? Bozuk. Bozuk o. Bozuk değil mi? Bunun alakası yok. Bozuk o. Hani evet. Şarolin'in annesi o. Onu da yine bu Çanakkale taraflarında böyle kırma bozlar oluyor. O taraflardan geliyor. Yine Balıkesir taraflarından. Ya o da yine 5-6 yavrusunu yapacak. Bu geçen seneki yavrusu. Bu işin garip tarafı. Şu alacı olanı mı? Alacı olanı. Bunu biz süt için denedik. Shorten ırkı bu. Shorten. Evet, Shorten ırkı. Bunu süt için denedik öyle. Olur mu olmaz mı diye tamamıyla merak. Ama güzel gelişiyor. Bakalım süt verimi nasıl olur. İnşallah abi sonuçlarını yani, yine çekim yaparız gerekirse bizle paylaşırsınız. Şimdi yine dediğim gibi mesela merada besleyerek süt işi yapmak isteyen arkadaşlarımız yine elindeki yerli ırklara kaliteli tohum atarak sütçü ırklara ulaşabilir. Yani sadece bu... Sadece ırklar, besi değil diyorsunuz yani. Yani. Evet. Şimdi ülkemizde sadece bildiğimiz mesela sütçü karakterliklere baktığımızda Montafon, Holstein, Simmel. Hayır, mesela Normanda ırkı var. Çok güzel, çok dayanıklı bir ırk. Meraya da dayanıklı bir ırk. Eğer ki ben süt işi yapsam emin olun bu yerli ırklarla Normanda'yı kullanırım. Yani çünkü verimli bir ırk. En kötüsü merada 15 kilo süt veriyor. Kaba yemli süt. Gayet güzel. Yani ek bir yemleme istemeden yani. Meraya da yap. Yine onunla etçi ırklarla melezleyebilirim. Yani her şekilde olur. Yani dediğim gibi elimizdeki hayvanların kıymetini bilelim. Ben dediğim gibi ithal edilmesine karşıyım. Elimizdeki, çevremizde bulduğumuz hayvanları değerlendirelim. Mera'daki gezimizi bitirdik. Tuncay Bey'in buzağlarının bölmesinin bulunduğu yere geldik. Şimdi kendisinden buzağlar hakkında bilgi istiyoruz. Bireysel olarak buzağlarımız hakkında bilgiler alabilir miyiz abicim? Mesela şu örneğin, şu sarı buzağımız hakkında başlayalım. Şimdi o limuzin melezimiz. Evet. Yine burada vardı az önce, Angus melezimiz var. Yine bu F2 melezimiz. Çünkü annesi F1 melezi. Hereford F2 melezi. Yine limuzin melezi var. Orada Angus melezimiz var. Şarole ile. Gider istersen gidelim böyle. Yine Şarole F1 melezi. Yavrusu F2 Angus melezi. Anne F1 Şarole. F1 Şarole melezi. Annesi yavru F2 Angus melezi. Bu karışıklık oldu. Simmental melezi bu. Yine F2 melezi oluyor. Çünkü annesi F1 melezi. Annesi ne abi mesela? Annesi Hereford melezi. Hereford melezi. Hereford melezi. Yavrusu Simmental. Bu karışıklık oldu. Ne olsun abi? Olacak. Burada yine Hereford melezimiz var. Yine Angus melezimiz var. Limuzin melezimiz var. Limuzin melezimiz var. Bunlar
F1 melezleri. F1 melezler. Ve F2 melezi. Çünkü annesi Red Holstein. F1 evet, meleziydi Red Holstein. Yavrusu F2 melezi Hereford. Şimdi Angus'lar siyah olur der arkadaşlarımız. Şimdi Simmental kırmalarını Angus'la melezlediğimizde mutlaka beyaz kafalık çıkıyor. Bu şekilde. Kafa beyaz, alta doğru da bir yani, beyazlık var. Beyazlık oluyor. Yine yanlış anlaşılmaya meyil vermiyorum. Çünkü hayvanların önüne çoban arkadaşımız dökülen 2 gün önce kaba yemimiz geldi. Dökülen sapları koymuş. Çünkü evet, diğer videoda söylemiştik. Kimseyi şey yapmayalım, yanıltmayalım. Herhangi bir besleme yapmıyoruz mera dönüşüm ama ziyan olmasın diye traktörden arta dökülen arta ziyan kalan. Olmasın. Sonuçta kavazat yani, hayvanları görüyoruz. Olsak bile ek yani, yapabiliriz de yani. Ama yok, dediğiniz gibi orada şimdi öyle yanlış anlaşılmasın. Çünkü abi, mutlaka dikkatini çeken bir şerfof arkadaşımız olacaktır. Lazım. Diyecek ki ya bak siz dışarıda dediniz ki hayvanlar meradan geldiğinde besleme yapmıyorsunuz. Ama önlerinde saf var. Bunlar tamamıyla çünkü kaba yemimizi aldık. İsterseniz gösterebiliriz. Evet. Kaba yemimizi aldık. Onlardan dökülenler arkadaşlar, çoban arkadaşımız koymuş ama hiç bakmıyor bile görüyorsun. Çünkü hayvanlar gayet doy. Evet. Buraya da gelmişken buzağların beslenmesi ve aşı hakkında biraz üstü kapalı geçtik diyelim. Orayı evet, biraz detaylandıralım. Biraz detaylı. Videomuz abi çok uzun oldu. Hani biz de yorulduk, siz de yorduk. İşletmenizi aksatmayalım. Estağfurullah. Toparlayalım. Toparlamak gerekirse şimdi buzağlar dediğim gibi bir işletmenin geleceğidir. Onun için bizim de işletmemizde buzağların dikkat etmemiz gerekiyor ve buzağı kaybı az olması gerekiyor. Bakım ve beslemesi dediğim gibi 6 ay sütlerini emiyor. Yine buzağlara kaliteli kaba yem, çayır otu veriyoruz. 6 ay boyunca hem sütünü emiyor hem de çayır otuyla besleniyor. Dediğim gibi bunlar ufak olduğu için annelerinin yanına daha salmıyoruz. Daha ilerleyen zamanlar bir ayda annesini iyice tanıdıktan sonra zaten ufak buzağları da evet, yanlarına salıyoruz. Yaptığımız aşılar yine annesi 7 aylık gebeyken septisema aşısı uyguluyoruz ishallere ve ekoliye karşı. Doğar doğmaz da yine buzağa bir uygulama yapıyoruz. Ve annenin ağ sütüyle de bu şekilde bağışıklık kazanmış oluyor. Kolostrumla. Çünkü kolostrum çok önemli. Onu da mutlaka 6 saat içinde 6 kilo içirmeye çalışıyoruz. Mutlaka içmeyenler de gerekirse sonda yardımıyla. Çünkü eğer zor doğum olmuşsa buzağı biraz şeydir, canlanamıyor. Bir şekilde onu, buzağıyla buluşturacağız abi. 6 kiloyu içiriyoruz. Bu şekilde buzağlarımızı besliyoruz. 6 aydan sonra dişileri ayırıyoruz. Erkekleri besi programına çekiyoruz. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum Rica abi. Rica ederim. Tuncay Bey bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederiz. Ederim geldiniz buraya. Bizlerle engin tecrübelerinizi paylaştınız. İşletmenizi ziyaret ettik. Genel anlamda ne yaptığımızı anlattık. İzleyenlerimize paylaştık. Umarım güzel bir video olmuştur. Sizlere bir şeyler katmışızdır. Yine videomuzu sonlandırıyoruz. Tuncay Bey'in Tuncay Kaygın ile Büyükbaş Hayvancılık kanalına abone olmayı, bizim kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.